Merhabalar. Feryan Özban İç'e ben DİA Yazılım'da pazarlama müdürü olarak görev yapıyorum. DİA Yazılım olarak biz bilmeyenler için bir cümleyle anlatıyor olayım. Çeşitli kurumlar için pazarlama bulut teknolojisi üzerinden yazılım çözümleri sunuyoruz. Bu yazılım çözümleri neler? Muhasebe, genel muhasebe, ön muhasebe, stok depo, üretim gibi birbirine entegre olabilen ve firmalarınızda, kurumlarınızda tüm iş süreçlerinizi yönetmenizi sağlayacak yazılımlar. Bugün burada girişimciler için finans webinar serimizin ikinci haftası için buradayız. Bu hafta vergiden bahsedeceğiz. Geçen hafta birlikte olduklarımız varsa eğer şu anda burada, geçen hafta da şirket kurulumundan bahsetmiştik. Bugün biraz daha detaylı bir konumuz var, daha teknik bir konumuz var. O yüzden eğitim süresi de yaklaşık bir saat gibi düşündük, bir saat gibi organize ettik. Gelecek haftalarda da yine 2 hafta daha eğitim sürecimiz devam ediyor. Girişimciler için teşvikler ve sonraki haftada iş sahipleri için raporlama gerekliliğiyle devam edeceğiz eğitimlere. Şimdi ben yine Ömer Bey'e sözü bırakıyor olacağım. Bu arada eğer sorularınız olursa aralarda bölebiliriz. Chat üzerinden bize yazabilirsiniz. Ben çok da uzatmadan yavaş yavaş başlayalım istiyorum. Buyurun Ömer Bey. Teşekkür ediyorum. Umarım sesim geliyordur herkese. Geliyor şu anda. Hemen slaytımla ilgili ekran paylaşımı yapacağım. Ferhan Hanım'ın da belirttiği üzere bugünkü konumuz vergi yükümlülükleri. Vergi yükümlülükleri ile ilgili olarak da hangi bildirim ve beyan yükümlülüklerine tabi olduğumuz üzerine de duracağız. Ben öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Ömer Özbaniçen. Müşavir, bağımsız denetçiyim aldım. 17 yıl özel sektörde çalıştım. Bu 17 yıl içerisinde yerli ve yabancı sermayeli birçok şirkette orta düzeyde, üst düzeyde yönetici olarak yer aldım. 2017'den itibaren de uluslararası bir ağı Türkiye'de temsil eden HLB Saygın Bağımsız Denetim AŞ'nin ortağı olarak görev yapmaktayım. Vergi ve bağımsız denetim konularının yanı sıra bütçe, raporlama ve mali kontrol konularında da tecrübem bulunmaktadır. Biraz evvel belirttiğim gibi bugün mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini işleyeceğiz ama bu konu gerek vergi usul kanununda gerek başka hususlarında oldukça ayrıntılı belirtilmiş durumda. Biz burada süremiz nedeniyle temel yükümlülüklerimiz üzerinde duracağız. Öncelikle webinar serimizin ilkinde doğru şirket seçmek, doğru işe başlamak, doğru iş modelini belirlemek konusunda bir sunum yapmıştık. Bunun devamında seçtiğimiz bir şirketin veya işte kurduğumuz bir işletmenin vergisel anlamda gerek maliyeye gerekse diğer kurumlara karşı neler yapması gerektiği üzerinde duracağız. Öncelikle belirtmemiz gereken şey şu: mükellefler İşe başladıklarını ve işi bıraktıklarını muhakkak ve muhakkak Vergi Dairesi'ne ve Maliye Bakanlığı'na bildirmek durumunda. Yükümlülüğümüz, ortaya çıkan yükümlülüğümüz bu. Bunun yanında vergi usul kanunumuzda yer alan defter tutma, muhafaza ve ibraz ödevleri söz konusu mükellefler için. Ayrıca devam eden ticari hayatta vergi beyannamelerinin verilmesi, bunların yanında belirlenmiş bildirim ve bildirgelerin de verilmesi yükümlülüğüyle karşı karşıyalar. Şimdi bu yükümlülükleri sırasıyla özet bir şekilde yorumlayacağız. Öncelikle
Geçtiğimiz haftada belirttiğimiz üzere ki eğer kaçıran ya da katılamayanlar varsa DIA yazılımın YouTube kanalında bir önceki webinarımızı da seyredebilirler. Şu an aktif bir şekilde görüntülenebiliyor. Eğer ki gerçek kişi işletmesini seçtik, gerçek kişi olarak yani tek başımıza bütün sorumluluk kendimizde bu ticareti yapacak ise işe başlama ve bildirimi, işe başlama bildirimini işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak yapmak zorundayız. Eğer bu süre kaçırılırsa özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya kalınabilir. Gerçek kurumlar vergisi mükellefi yani sermaye şirketleri için bu husus biraz daha değişik. Çünkü sermaye şirketlerini bildiğiniz üzere ticaret sicillerde kurulmakta. Ve ticaret siciller bu kuruluş işleminden sonra sermaye şirketlerinin kuruluşlarını otomatik olarak vergi dairelerine bildirmekte ve vergi işlemleri yapılmakta. Fakat Ömer, bu vergi Ömer dairesinde Bey, bir bildirim... Ömer Bey çok pardon. Buyurun arada efendim. Sesiniz kesiliyor ama herkes de aynı şekilde mi acaba? Bir internet bağlantımızı kontrol edebilir misiniz? Bir de acaba katılımcılarımızda da aynı şey oluyor mu? Chat'ten yazabilirlerse sevinirim. Evet, arada kesiliyor demişler. Hemen kontrol ediyorum efendim. Evet, herkes... Kesintisi oluyor demişler, evet. Evet. Bir saniyenizi rica ediyorum. Sesim duyulmuyor sanırım. Şu an geliyor. Tamam, şu an iyi herhalde. Şu an iyi. Teşekkür ediyorum. Ne yazık ki böyle internet bağlantı hızı ile ilgili problemler yaşanabiliyor. Ben bu bölümü işe başlama bırakmayı hızlıca tekrar üzerinden geçeyim. Biraz evvel belirttiğim üzere gerçek kişilerde yani şahıs işletmelerinde işe başlama vergi dairesine verilecek yazılı bir bildirimle yapılıyor. Bu işe başlama bırakma bildirimi ki bu matbu bir formdur. Bunun doldurularak vergi dairesine iletilmesi gerekiyor. İnternet vergi dairesi aracılığıyla da artık online olarak yapılabilen işlem olduğuna ilişkin duyuru okumuştum. Bu nedenle mali müşavirlerin işe başlayacak kişilerin bunu teyit etmesinde de fayda var. Burada süre 10 gün. 10 gün içerisinde gerekli evraklarla beraber başvurarak işe başlamayı bildirilmesi gerekiyor. Kurumlar vergisi mükelleflerinde yani sermaye şirketlerinde bu husus biraz daha farklı. Sermaye şirketleri ticaret sicilde kuruldukları için ticaret sicil online olarak bunu otomatik vergi dairelerine bildiriliyor ve kuruluş işlemleri yapılıyor. Fakat bunun yapılması kişinin vergi dairesine gitmeyeceğini yani şirket yetkilisinin vergi dairesine gitmeyeceğini anlamına gelmiyor. Şöyle ki mevzuatımız gereği e-tebligat şifrelerinin arınması için bir formun doldurarak imza sürükleriyle beraber vergi dairesine başvurulması gerekiyor. Doğal olarak ticaret sicil zaten bildirdi. Benim artık gitmeme gerek yok vergi dairesine gibi bir düşüncede olmamak lazım. Olası bir özel usulsüzlük cezasından kaçınmak için gerekli e-tebligat şifrelerini elde alabilmek amacıyla vergi dairesine başvurmakta ilgili evraklarla yarar var. Mükellefler işe başlamayı bildirdikten sonra işle ilgili değişiklikleri de bildirme yükümlülüğüne aiz. Şöyle ki en önemlilerinden biri ve çok sık karşılaşılanı iş yeri adresi değişikliği. Yani bir iş yerinde belli bir adresle faaliyet gösterirken başka bir iş yerine, başka bir adrese taşınıyoruz. Bunu da mutlaka vergi dairesine bildirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda İş değişikliğini de vergi dairesine bildirmemiz gerekiyor. İş değişikliği olurken neyi kastediyorum? Birazdan ayrıntılarıyla değineceğiz ama diyelim ki katma değer vergisi mükellefiyiz ve örnek veriyorum otomotiv yedek parça işi yapıyoruz. Ve bu işi genişlettik artık madeni yağın da küçük de olsa imalat işine girelim dedik.
Baktığınızda aynı sektörde birbirine yakın iş kolları olmasına rağmen farklı vergi mükellefiyetleri doğurduğu için, çünkü madeni yağ üretim aynı zamanda özel tüketim vergisine tabi bir üretim. Böyle olunca bu iş değişikliğini de vergi dairesine bildirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde mükellefiyet değişikliğinin bir şeyi de mükellefiyetlikten muafiyete geçmek. Vergi usul kanunumuzda bazı iş kolları, bazı kişiler vergiden muaf. Bunu da bu muafiyet doğduğu tarih itibariyle bir ay içerisinde vergi dairesine bildirmemiz gerekiyor. Bir de işletmelerde değişiklik olabiliyor ticari hayatta. Bunu nasıl örneklendirebiliriz? Örneğin şube açılıyor. Yeni bir iş yeri açılıyor. Şirketler genişliyor. Bunları da iş yeri sayılarını mutlaka ve mutlaka vergi dairesine bildirmeye mecburuz. Bununla birlikte burada bir önemli bildirim yükümlülüğü daha ortaya çıkıyor. O da SGK. Biliyorsunuz yanımızda çalışan iş görenlerimizi Sosyal Güvenlik Kurumu'na işe girişinden itibaren bildirmek durumundayız. Hatta işe girişinden bir gün evvel bildirmek zorundayız. Aynı şekilde kişileri doğru iş yerlerinde de bildirmek zorundayız. Diyelim ki bir mağazacılık şirketimiz var, birden fazla mağazamız var ve bu mağazacılık şirketinin X şubesinde eğer çalışacaksa kişi, onu gidip de merkezde bildirmek yarın öbür gün sosyal güvenlik açısından ciddi riskler doğurabilir. Çünkü kişiyi ilgili yerde, çalıştığı yerde bildirmemiz gerekiyor. Bunun bir diğer getirdiği yükümlülük de çalışılan yerdeki iş güvenliğin kanunlarına karşı olan yükümlülük. Yani bir kişinin çalıştığı yerde gerekli iş güvenliğini sağlamak da bildiğiniz üzere işverenlere ait. Bu nedenle bu tarz bildirimlere mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Ve yukarıda saydığım şekilde vergi kanunu ile ilgili olarak bir ay, SGK ile ilgili olarak ise hemen yapıldığı anda, hatta bir gün öncesinde bu konunun Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmesi şart. Şimdi bir diğer yükümlülüğümüz nedir? Tüccar olmanın, ki ticaret kanunumuzda tacir olarak geçiyor, İş yapmanın, tacir olmanın en önemli unsurlarından bir tanesi defter tutmaktır. Yani ticaretimizde yaptığımız muameleleri, aldığımız evrakları, hatta muhabere evrakını, yani haberleşme evrakını dahi muhafaza ve ibraz yükümlülüğümüz var. Bu yükümlülükler içerisinde vergi yükü olarak, vergi yükümlülüğü olarak en çok dikkat edilen hususların başında ticari defterler geliyor. Ticari defterlerin sağlıklı bir şekilde tutulması, bir işletmenin olası vergi problemlerinden kaçınmak için en önemli unsurlarından bir tanesidir. Burada ticari defterlerle ilgili usul gerekliliklerin yanında esas gereklilikleri de mevcut. Bunlara da birazdan değineceğiz. Ticari defterler olarak mevzuatımızda geçen başlıca defterleri sizlere şöyle özetleyebiliriz. Öncelikle yevmiye defteri, yani günlük defter. Defteri kebir, bu e-defter tarafında büyük defter olarak geçiyor. Envanter defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri, anonim şirketler için damga vergisi defteri, pay defteri ve ikinci sınıf tüccarlar için, yani işe yeni başlamış, nispeten küçük iş hacmi henüz belli olmayan ve belli bir haddin altında kalanlar içinde işletme defteri tutulacak ticari defterler olarak sayılır. Öncelikle işletme defterinden bahsetmek istiyorum. İşletme defteri ikinci sınıf tüccarların, biraz evvel bahsettiğim işe yeni başlayan ticari kazanç mükellefleri olabilir. Ya da belli bir haddin 2020 yılı için alış tutarları yanılmıyorsam 260 bine 340 bin lira olarak belirlenmiş satış tutarı da bu haddin altında kalan işletmeler, gerçek kişi işletmeler, işletme defteri tutabiliyorlar. Bu gerçek kişi işletmelerin, yani ikinci sınıf tüccar olarak nitelendirilenlerin ekonomik faaliyetlerini izledikleri defterlere deniyor. Buradaki en önemli şey, işletme defteri çok basit bir defter. Tek taraflı kayıt sistemine göre tutuluyor. Defterin bir tarafına gelirler, bir tarafına giderler yazılıyor. Aradaki fark ve işte dönem solu mevduatı karşılaştırılarak bir hesaplama metoduyla vergi matrağına ulaşılıyor. İşletme defterinin avantajı nedir? İşletme defterinin en önemli avantajı, muhasebe ücreti açısından ilk başlayan şirketlerde nispeten daha düşük bir maliyet yaratmasıdır.
Dezavantajı nedir? İşletme defterinin içinde defterden sağlanabilecek banka bilgileri gibi, cari hesap gibi bilgileri gibi bilgiler yer almadığı için muhasebe bilgi sistemi açısından çok fazla bir data üretemezler. Doğal olarak bu da küçük işletmelerin raporlama gereksinimlerini arttırabilir. Bunu da bilmekte fayda var. Sermaye defterleri, sermaye şirketleri ve birinci sınıf tüccarlar ise bilanço esasına göre defter tutarlar. Yani işletme defteri esasına göre defter tutmazlar. Ve onların defterleri nispeten çok çok daha fazla bilgiyi içerir. Defterlerinin en önemlisi ki katma değer vergisi kanunu açısından bu defterlere işlenmemiş kayıtlar indirim konusu yapılamıyorlar. Bu çok çok önemli bir şey. Yani defterlerin vaktinde tasdik ettirilmesi, vaktinde kapatılması ve defterlere süresinde kayıt yapılması katma değer vergisi ve diğer vergi kanunları açısından hayati önem arz etmektedir. İşe yeni başlayan ya da bu konuda çok tecrübesi olmayan kişilerin mali müşavirleriyle beraber defterlerinin usulüne uygun olduğunu, düzgün yazdırılıp yazdırılmadığını kontrol etmelerinde fayda var. Bunu da burada hatırlatmak istiyorum. Yevmiye defteri esasında günlük defteri anlamına geliyor. Kayda geçirilmesi gereken işlemlerin ilgili belge ve ispata dayanan evraktan çıkarılarak, yani belgeye dayanan belgenin içindeki bilgilerden alınarak tarih sırası ve madde madde düzenli olarak yazıldığı defter. Bu defterde bu slaytta göreceğiniz üzere tarihi, borçlu hesabı, alacaklı hesabı, tutarı açıklamayı ihtiva edecek şekilde bir kaydın esası oluşturuluyor. Yani bir fatura aldığınızda bu fatura ile ilgili tarih bilgisi, cari hesap bilgisi açıklama olarak, o faturanın tutarı, ayrıca KDV bilgisi ve borçlu hesabın hangisi oldu, alacaklı hesabın hangisi oldu gibi birçok belgeyi muhasebeciniz sizin yevmiye defterinize, yani yasal defterlerinize kaydediyor. Yevmiye defteri o yüzden bilgi sistemi açısından da en fazla datanın üretebileceği defter olarak da nitelendirilebilir. Defteri kebir ise yevmiye kayıtlarının toplulaştırıldığı, yani bir muavin haline getirildiği defter olarak özetleyebiliriz. İşletmede yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri zaten muhasebe defterleri olarak nitelendirilir ve aktif olarak üzerlerine kayıt atılırlar. Defteri kebirde de en az aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekiyor. Tarih kaydedilen belgenin, o belgenin daha evvel hangi yevmiye defterlerine kaydedildiği, tutarı ve hangi hesaplara varsa kullanılan yardımcı hesaplara ilişkin bilgiler yer alıyor. Bir diğer önemli defterimiz envanter defteri ki uygulamaya nispeten çok çok doyurucu esasında bilgilerin elde edilebileceği bir defter. Bu defterde ticari işletmenin açılışında ve açıldıktan sonra her hesabının hesap döneminin sonunda taşınmazlarının, alacaklarının, borçlarının, nakit para ve benzeri varlıklarının tek tek kaydedilmesi esas. Ve buradan şirket isminde olduğu gibi bir envanter çıkarıyor. Yani dönem sonunda benim varlıklarım nelerdir'i belirlediği defter budur. Her halükarda bir hesap dönemi kapandıktan sonra 3 ay içerisinde bu deftere kayıt yapılması gerekiyor. Yani varlıklarınızı her şekilde bu deftere yazmanız gerekiyor. Bir de diğer defterler var. Ben burada bir konuda bilgi vermek istiyorum. Aktif olarak, operasyonel olarak muhasebe defterleri hayatımızın içinde ve düzenli olarak takip ediliyor, kaydediliyor. Bir de gerçekten bilhassa anonim şirketler için ve limited şirketler için önemli bazı defterler var. Bunlar olayın vergisel yükümlülüklerinin yanında ticaret hukukuna yönelik yükümlülüklerinde de çok önemli delil vasfına haizler. Bu nedenle bir anonim şirketin pay defteri ortaklık yapısını gösterdiği için en başta tasdik edilip yani oluşturulup daha sonrasında çok iyi muhafaza edilmesi gerekiyor. Uygulamada karşılaştığımız şeyler şu: baştan defter tasdik ediliyor, ondan sonra nerede olduğu bulunamıyor. Ve pay değişikliği sırasında şirket hisseleri satıldıktan sonra pay defterinin aranması işlemine giriliyor.
O yüzden bu defterleri en başından itibaren çok iyi bir şekilde arşivlemeyi saklamalıyız. Çünkü diyelim ki 15 yıllık bir şirketimiz var. Kurulduğumuz ilk gün bu pay defteri oluşturuldu. 15 yıl boyunca hiç hareket görmedi ama 15 yılın sonunda o deftere tekrar ihtiyacımız olabilir. Bu konuyu siz değerli katılımcıların göz önüne almasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bunlar içerisinde bir diğer defter anonim şirketlerde yönetim kurulu karar defteri. Yönetim kurulu üyelerinin yaptığı toplantılardaki kararları ve bu kararlara ilişkin tüm dataları kaydettikleri şirkettir ve kapanışa tabi bir defterdir bu karar defteri. Bu da gerçekten çok önemli delil niteliğine haiz bir defterdir. Bunun yanında biliyorsunuz sermaye şirketlerinde, limited şirketler, anonim şirketler genel kurul yapmak zorundalar. Bu genel kurulun toplantı ve müzakerelerinin, alınan kararların da kaydedildiği bir defter var. Biraz evvel belirttiğim üzere bu defterlerin de iyi bir şekilde saklanması gerçekten önem taşımakta. Şimdi bu defterlerin nasıl oluşturulacağıyla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Fiziki ortamda tutulan defterler diye bir ibare var. Fiziki ortamda tutulan defterler diye bir ibare duyduğumuzda yani bu defterlerin kağıt olarak tutulduğunu anlamalıyız. Bu defterlerden bazıları her yıl açılış tasdikine tabi. Hangi defterlerin açılış tasdikine tabi olduğunu her sene başında mali müşavirinizle kontrol etmenizi şiddetle tavsiye ederim ki olası bir mükellefiyeti gerek zaman olarak gerekse defter çeşidi olarak aksatmamak adına. Biz her yıl yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri gibi muhasebe ile ilgili defterleri yeni mali dönem başlamadan önceki ay içerisinde tasdik ettirmeliyiz. Bu devam eden işletmeler için geçerli. Yeni kurulan işletmeler için ise faaliyete başlamadan önce bu defterleri tasdik ettirmemiz gerekiyor. Yani önce defter tasdiki ardından faaliyete başlamak olarak düşünebilirsiniz. Açılış onayları fiziki defterlerin yani kağıt ortamda tutulan defterlerin açılış onayları noterler tarafından yapılıyor. Ve noterlere gittiğinizde açılış onayları için sicil tasdiknamesi sermaye şirketi için ve ticaret sicile kayıt tüccarlar için götürülmesi gerekmekte. Eğer bu tasdiknameyi götürmüyorsanız noter defterlerinizi tasdik etmiyor. Bu bakımdan bu konuda da hazırlıklı olmanıza fayda var. Gelelim diğer defterlere. Yönetim kurulu karar defterinde her yıl açılışını yenilemeli ya da yeni bir defter açmalıyız. Bu her ne kadar muhasebe defteri olması da biraz evvel bahsettiğim gibi anonim şirketlerde yönetim kurulu kararlarının yer alması nedeniyle çok önemli bir hukuki delil niteliğini taşıyor. Ve her dönem için ayrı tasdik yaptırması gerekiyor. Biraz evvel tekrar belirttiğim pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri eğer yeterli sayfası varsa izleyen hesap dönemlerinde açılış tasdiki yaptırmadan kullanmaya devam edilebiliyor. Şimdi bu defterlerin açılışını yaptırdık. Defterleri düzenli olarak yazdık. Defterimizi düzenli olarak tuttuk. Bir de usulen o defterin kabul görebilmesi için defterin vaktinde kapanış tasdikini yapmamız gerekiyor. Kapanış tasdiki yapılacak defterler ise tebliği de şu şekilde sayılmış. Öncelikle yevmiye defteri, yani günlük defterimiz ki ana defterimiz olarak düşünebiliriz. İzleyen hesap döneminin, yani 2020 yılında örnek olarak söylüyorum, kapanacak olan hesap dönemin yevmiye defterini 6. ayın takip eden 6. ayın yani 2021 yılının Haziran ayının son gününe kadar notere ibraz edilip kapattırmamız gerekiyor. Noter bu işlemi görülmüştür ibaresi yazıyor. Hangi sayfada kapatıldığını gördüğünü sayfanın üstüne şer düşüyor. Mühür ve imza ile tasdik ediyor. Bu gerçekten çok önemli bir işlem. Çünkü kapanış kaydı yapılmayan defterler ticaret kanununa göre delil niteliği taşımıyorlar. Bu yarın öbür gün içinde olabileceğiniz bir alacak davasında haklı olmanız halinde bile defterinizin delil niteliği taşımaması anlamına gelecektir. Tabii ki alacağınızı başka türlü ispatlamaya çalışabilirsiniz ama defter üzerinde görülen alacak çok önemli bir delildir ticaret davalarında. Aynı şekilde yönetim kurulu karar defterinin de burada çok önemli bir husus var.
Şimdi yevmiye defterini kapatmak için tebliğ bize kanun hatta 6 aylık süre vermiş ama yönetim kurulu karar defteri için bu süre söz konusu değil. 2020 yılı bitti. 2021 yıl Ocak ayının sonuna kadar. Yani sadece bir aylık bir süremiz var. Hızlıca bu defterin kapatılarak notere ibraz edilmesi ve görülmüştür ibaresi yazılarak onaylatılması gerekiyor. Bu da olası bir ibra davasında ya da yönetimle ilgili bazı oluşabilecek davalarda yönetim kurulu karar defterinin delil niteliği taşıması açısından çok önemli bir işlem. Çok geçiyor bugünlerde mücbir sebep diye biliyorsunuz yaşadığımız COVID-19 pandemisi nedeniyle Maliye Bakanlığı geçtiğimiz aylarda bir mücbir sebep ilanında bulundu. Bu mücbir sebep ilanı gerçek kişi mükellefler için vergi yükümlülüklerinin ertelenmesini içeriyordu ve yıl sonuna denk gelmediği için biz bu maddedeki kapanışla ilgili hükümlerden yararlanmadık. Ama mücbir sebep ilan edilen yerlerde defterlerin kapanış tasdikleri mücbir sebebin sona erdiğini takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılabiliyor. Umuyoruz ki mücbir sebep haliyle bundan sonra hiçbir şekilde karşılaşmayız. Fakat eğer böyle bir şeyle karşılaşırsak mücbir sebebin sona erdiği tarih takip eden ikinci ayın sonuna kadar defter kapanış tasdiklerimizi yaptırabiliyoruz. Mücbir sebep sadece pandemiyle ilgili ilan edilmiyor. Deprem gibi, tabii afet gibi zamanlarda da ilan ediliyor. Hani tüm Türkiye'de şirket kurulumu yapabilirsiniz ya da faaliyette bulunabilirsiniz. O yüzden mücbir sebep hallerini de takip etmenizde olası avantajları kaçırmamak açısından bulunduğunuz yerle ilgili fayda var. Bir de hayatımıza 2014 yılıyla giren gerçekten çok önemli ve işleri kolaylaştırıcı bir defter çeşidi söz konusu. O da e-defter, yani elektronik defter. Elektronik defter fiziki ortamda, kağıt ortamında tutulan defterin yerine Maliye Bakanlığı'nca belirlenmiş UBLTR formatında XML'den çevrilebilen ve Maliye Bakanlığı'nın sistemine yüklenecek beratları defter üzerine oluşturmasını sağlayan elektronik ortamda bir defter olarak tanımlanabilir basitçe. Bununla birlikte e-defterin sağladığı çok büyük avantajlar var. Avantajların en önemlisi işleriniz geliştikten sonra, defter sayfa sayılarınız arttıktan sonra hem bunların noterde tasdiki çok ciddi bir bedele ulaşacak hem de bunların yazdırılması gerçekten muhasebe ve muhasebe departmanında ya da muhasebeciler için çok zor bir hale gelecek ve önemli işlem maliyetleri doğurabilecek duruma geliyorlar. Şimdi bundan kaçınmak için çok hızlı bir şekilde oluşturulabilecek elektronik defteri de kullanabilirsiniz. Elektronik defterin bir kullanmaya mecbur olan mükellefler var. Bir de isteyerek, ihtiyari olarak kullanabilen mükellefler var. Bu elbette ki mükellefin takdirine bırakılmış ihtiyari olarak kullanılmak. E-defteri kimler kullanıyor derseniz ben buraya çok kısıtlı bir açıklama yazdım ama E-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler e-defter kullanmak zorunda. Şimdi ÖTV kanunu ile ilgili bazı yükümlülükler var. Bu ÖTV ile ilgili yükümlülüklerde yer alan şirketler zaten e-deftere doğrudan geçmek zorunda e-fatura ile beraber. Bir de ticari hayatının devamında gitgide büyüyen bazı işletmeler var. Bunlar da belli hadleri geçtikten sonra e-deftere geçmek durumundalar. Bunları şöyle özetleyebilirim. 2021 yılı ki çok az bir süre kaldı. 2021 yılının başında brüt satış hasılatı 2018 yılında ve 2019 yılında 5 milyon liraya geçen şirketler artık fiziki ortamda defter tutamıyorlar. Elektronik ortamda defter tutmak durumundalar. Bu bir zorunluluk. Eğer sizlerin şirketinde veya çevrenizde bu tarz bir işletme varsa e-defterle ilgili mükellefiyetini, yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini sormanızı, araştırmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü e-defter tutulması gerekirken kağıt defter tutulduğunda her ne kadar çok derin bir içtihat henüz oluşmadıysa da defterin hiç tutulmamış gibi resen tarhiyat, yani vergi dairesinin doğrudan vergi tarhiyatı, vergi belirlemesi yapma gibi bir ihtimal doğabilir. Şirketlerin e-defter yükümlülüklerini yakından takip etmesinde gerek var. E-defterle ilgili olarak da ileteceğim bir diğer konu, e-defter için çok büyük yatırımlar yapmaya da gerek yok. Şöyle ki,
bir özel entegratörle anlaşırsanız, bu konuda hizmet veren bir şirketle anlaşırsanız, Maliye Bakanlığı'na kendi muhasebe programınızın hızlıca türetilecek e-defterleri sağlıklı bir şekilde sunabilirsiniz. Ve bu size uzun vadede gerçekten çok ciddi tasarruflar sağlayabilir. E-defterler ise her defter e-defter olarak tutulmuyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Sadece defteri kebir, yani büyük defter ve yevmiye defterleri, günlük defterler e-defter olarak tutuluyor. Diğer defterler kağıt ortamda tutulmaya devam ediyor ama o defterlerinde zaten kağıt olarak boyutları çok fazla olmuyor. Şimdi kısaca, gerçekten çok derin bir konu, kısaca mükellefin vergi beyannameleriyle ilgili yükümlülüklerine değinmek istiyorum. Bir mükellef hangi vergi beyannamelerini vermeli? Öncelikle bunu belirleyelim. Şimdi gelirle ilgili olarak iki tane ana beyannamemiz var. Kurumların vermesi gereken beyannamedir. Kurumların kazancı, kurumlar vergisi beyannamesiyle beyan edilir. Gelir vergisi kazan beyannamesi ise birinci sınıf gerçek kişi tüccarlar, ikinci sınıf gerçek kişi tüccarlar ve diğer meslek erbabının vermesi gereken beyanname. Tabii basit usulde verilen gelir vergisi beyannamesi de var. Yani nispeten küçük işletmelerin, belli büyüklüklerin çok çok altında kalan işletmelerin verdiği toplulaştırılmış beyannameler var ama ben burada bir ikinci sınıf tüccarın ya da birinci sınıf tüccarın verdiği gelir vergisi beyannamesinden bahsedeceğim. Bir gerçek kişinin bir yıl içinde elde ettiği tüm gelirleri toplulaştırarak verdiği beyanname gelir vergisi beyannamesi. Bunlar gelir vergisiyle ilgili ana beyannamelerimiz. Bir de bunlarla ilgili olarak yıl içerisinde yıl sonunda vereceğimiz gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamesinden mahsup edilmek üzere verdiğimiz geçici vergi beyannamelerimiz var. Bunlar hem gelir vergisi mükellefleri veriyor hem kurumlar vergisi mükellefleri veriyor. 3 ayda bir bu beyanları da vergi dairesine veriyoruz. Bir de dolaylı olarak yüklendiğimiz vergilerin beyannamelerini veriyoruz. Onlar da nelerdir? Katma değer vergisi beyannamesi, özel tüketim beyannamesidir. Bunun yanında anonim şirketlerin verdiği damga vergisi yükümlülükleri ile ilgili yapılan kontratlarda ya da bordrolarda kaynaklanan yükümlülüklerin de beyan edildiği aylık olarak damga vergisi beyannamesi söz konusu. Bir de vergi sorumlusu sıfatıyla verdiğimiz beyannameler var. Genelde uygulamada bu konuyla ilgili çok soru alıyoruz. Muhtasar beyanname nedir? Muhtasar beyanname vergi sorumlusu sıfatıyla verdiğimiz bir beyannamedir. Yani muhtasar beyannamenin içerisinde yer alan ödenen tutarlar bizim vergimiz değildir. Biz o vergileri başkasından keserek, maliye diliyle tevkif ederek vergi dairesine intikal ettirdiğimiz tutarlardan oluşur. Şimdi bu beyannamelerin ne zaman verileceği ve ne zaman ödeneceğine de bahsetmek istiyorum. Bu arada bir konuyu bahsetmekten atladığımı fark ettim. Çok özür dilerim notlarıma bakınca. Biz tüm muhasebe evrakını, defterlerimizi, beyannamelerimizi ve faturalarımızı, gider belgelerimizi vergi kanunları uyarınca 5 yıl, ticaret kanunu uyarınca ise 10 yıl muhafaza etmek ve istendiğinde ibraz etmek zorundayız. Bir vergi incelemesinde vergiye ilişkin vergi müfettişleri tarafından istenen ve mükellef tarafından ibraz edilmeyen ya da edilemeyen belgelerle ilgili ibrazla ilgili suçlar düzenlenmiş durumda. İbrazın niteliğine ve tekerrürüne göre gerçekten çok ağır cezalarla karşılaşılabilir. O yüzden bu bahsettiğim, bu slide için, bu sunum içerisinde, bu itin içerisinde yer alan tüm yükümlülüklerle ilgili belgelerin çok iyi bir şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini not almanızı sizden rica ederim. Yani arşivinize sahip olmanız bu bakımdan gerçekten çok önemli. Tekrar dönecek olursak beyannamelere, ne zaman beyan edilmesi gerektiğine ilişkin, yıllık kurumlar vergisi beyannamemizi takip eden yılın Nisan ayının son gününe kadar veriyoruz ve aynı gün en geç ödüyoruz.
Yani bu ne demek oluyor? 2020 yılının kurumlar vergisi beyannamesini, ki 2020 yaklaşık 20 gün sonra bitecek, 2021 yılının 30 Nisan'ında vereceğiz ve en geç aynı güne kadar ödeyeceğiz. Bu beyannameyi öderken geçici kurumlar vergisi beyannamesiyle ödediğimiz tutarları da ödeyeceğimiz tutardan düşeceğiz. Yıllık gelir vergisi beyannamemizi ne zaman veriyoruz? Bunu da Mart ayı takip eden, hesap dönemini takip eden Mart ayının son gününe kadar verip son gününe kadar ödüyoruz. Yıllık gelir vergisi beyannamesinde ticari kazancımızı belirledikten sonra diğer kazançlarımızı belirlemekte ve takip etmekte gerçekten çok önemli fayda var. Çünkü biz genelde muhasebecilerimizi bilgilendirirken işte kendi faturalarımızı yolluyoruz, gider belgelerimizi yolluyoruz. Muhasebecilerimiz, serbest muhasebeci mali müşavirler bu bilgileri alıyorlar, bizim beyannamelerimizi veriyorlar. Fakat yıllık gelir vergisi beyannamesinde özellik arz eden başka bir husus var. Bizim şahsımıza ait gayrimenkullerimiz olabilir. Bu gayrimenkullerden kira geliri elde edebiliriz. Bu kira gelirlerinin de ticari kazançla beraber mali müşavirlerimize bildirip beyanının sağlanması gerekiyor. Ne yazık ki uygulamada çok karşılaşıyoruz. Mali müşavirle sadece ticari işlemlere ilişkin belgeler paylaşılıyor. Kira gelirleri belirtilmiyor. Belirtilmeyince de artık bankalarda yapılan kira ödemeleri kayıt altına alınıyor. Havale yaparken görüyorsunuzdur. Kira ödemesi diye imleçte belirtiliyor ya da tıklanıyor. Bu durumda Maliye Bakanlığı bu kira ödemesinden haberdar olmuş oluyor. Aynı zamanda yıllık gelir vergisinde kira beyannamesi yer almayınca bu doğrudan bir inceleme ve vergi cezası olarak mükellefe geri dönebiliyor. O yüzden mükelleflerin bu hususta diğer gelirlerine ilişkin her şeyi mali müşavirlerine belirtmesinde gelir vergisi açısından gerçekten çok büyük önem var. Basit usulde yıllık gelir vergisi mükelleflerine geçecek olursak, onlar beyanlarını Şubat ayının son günü yapıyorlar. Şubat ayının son gününe kadar da ödemesini gerçekleştiriyorlar. Basit usulde gelir vergisi mükellefleri geçici vergi mükellefi olmadığı için yıl içerisinde herhangi bir geçici vergi beyannamesi vermiyorlar. Şimdi geçici vergiye değinelim. Geçici vergi biraz evvel de belirttiğimiz gibi yıllık kurumlar vergisi ya da gelir vergisini mahsup edilmek üzere yıl içinde üçer aylık dönemlerle devlete beyan ettiğimiz ve ödediğimiz vergilerden oluşuyor. Tüm bu vergilerin belirlenmesi için üçer aylık dönemlerde mali müşavirler tarafından mükellefin gelir tablosu ya da işletme hesap özeti çıkartılması gerekiyor. Bu nedenle kullanılacak muhasebe programı, mali müşavirlik ofisinde yapılacak işlemler gerçekten önem arz etmekte. Çünkü bu beyannamelerde olacak %10'u aşan orandaki hatalar mükellefe vergi ziyağı sıkıntısı çıkartabilir. Mükelleflerin de vaktinde tam olarak eksiksiz tüm gelir ve gider evraklarını mali müşavirlere sunabilmesi, ulaştırması hem mali müşavirlerin çalışma düzeni açısından hem de vergi yükümlülükleri açısından işleri kolaylaştırıcı ve hataları minimize edici bir hareket olacaktır. Biz üçer aylık dönemlerle veriyoruz demiştik geçici vergi beyannamelerini. Mart ayı için, yani Ocak-Mart'ı kapsayan dönem için 17 Mayıs'ta bunun ödemesini en geç 17 Mayıs'ta yapıyoruz. İkinci dönem, yani Ocak-Haziran dönemini kapsayan dönem için 17 Ağustos'ta verip ödemesini yapıyoruz geçici vergi. Üçüncü dönem için, Ocak-Eylül dönemi için 17 Kasım'da. Dördüncü, yani yıl kapanışından sonra da 17 Şubat'a kadar geçici vergi beyannamemizi veriyoruz. Yılı kapatıyoruz, ödememizi yapıyoruz. Daha sonra varsa bir eksikliklerimiz, bunları tespit ederek yılın sonunda, yani Mart ayı sonunda ve Nisan ayı sonunda şirketin yapısına göre gelir vergisi veya kurumlar vergisi beyannamesini vererek devlete karşı olan vergisel gelir vergisiyle ilgili yükümlülüklerimizi halletmiş oluyoruz. Biraz evvel dediğim gibi bir de dolaylı vergilerimiz var. Dolaylı vergilerin ise en önemlisi, neredeyse bütün mükelleflerin mükellefi olduğu, karşılaştığı ise katma değer vergisi. Katma değer vergisi düzenlediğimiz belgelerdeki katma değer vergisinden aldığımız belgelerdeki katma değer vergisinin düşülmesi ve arasında pozitif bir tutar varsa devlete ödenmesi şeklinde hesap edilen bir vergi türü. Bu vergiyi de
izleyen ayın, dikkat ediyorsunuz buraya kadar 3 aylık ve yıllık vergilerden bahsetmiştik. Katma değer vergisiyle ilgili olarak artık aylık bir vergiden bahsediyoruz. İzleyen ayın 26. gününe kadar beyan edip ödememiz gerekiyor. Muhtasar beyannameden burada bahsetmek istiyorum biraz evvel. Gerçekte bizim beyannamemiz bizim vergilerimizle ilgili bir beyanname değildi biliyorsunuz. Sorumlu sıfatıyla biz bu beyannameyi veriyorduk. Yani başkasının vergilerini onlardan kesip devlete ödüyorduk. Bu da aylık şekilde takip ediliyor. Çalışan sayısı onu geçen işletmelerde. İzleyen ayın 26'sında bunu da KDV beyannamesiyle beraber beyan edip maliyeye ödüyoruz. Fakat burada ne var içeriğinde muhtasar beyannamenin? Biraz ondan bahsetmek gerekiyor. Muhtasar beyannamenin içerisinde öncelikle eğer gerçek kişilerden iş yeri kiraladıysak gerçek kişinin kira stopajı var. Bunun yanında yanımızda iş gören çalıştırıyorsak onlara ödediğimiz maaşların gelir vergisi var. Bunları topluca her ayın sonunda hesaplıyoruz ve izleyen ayın 26. günü vergi dairesine beyan ederek ödüyoruz. Çalışan sayısı 10 kişiyi geçmeyen, ki bununla ilgili bir düzenleme de oldu. SGK ve birleşti. SGK bildirgisiyle muhtasar. Bu biraz artık kullanım dışı kaldı. O yüzden 3 aylık muhtasarları bence göz ardı edebiliriz. Muhtasarları aylık olarak vereceğimizi de belirtebiliriz ve planlamamızı ona göre yapabiliriz. Artık 3 aylık muhtasar veren çok fazla bir işletme kalmadı. Her ay muhtasar beyanname veriliyor. Bunlar ana vergi yükümlülüklerimizdi. Bir de bildirim ve bildirgelerimiz var. Gerçekten mali müşavirlerin operasyonel anlamda işleri çok yoğun. Bütün bunları mükellefleri için doğru ve eksiksiz bir şekilde vergi dairesine beyan etmeleri, sosyal güvenlik kurumlarına beyan etmeleri gerekiyor. Öncelikle bildirgelerimizin başında her ay verilen BABS bildirgeleri geliyor. Bunu duyabilirsiniz. Bununla ilgili bilgisi olmayanlar için kısa bir özet geçeyim. BA bir aylık dönemde alımlarımıza ilişkin KDV hariç 5.000 lirayı aştığımız mükelleflerden aldığımız belge adeti ve belge tutarını devlete, Maliye Bakanlığı'na beyan ettiğimiz alım beyannamelerimiz, alım bildirgelerimiz, çok özür dilerim. BS ise bir aylık dönemde satımını yaptığımız KDV hariç 5.000 lira ve üzerindeki mükellefleri belge adeti ve tutar olarak bildirdiğimiz bildirgeler. Bu bildirgeler gerçekten çok önemli. Diyelim ki Aralık ayının bildirgesini vereceğiz. Aralık ayının bildirgesi Ocak ayının son gününde verilecek. Bu bir aylık süre içerisinde 5.000 liralık sınırı aşma ihtimali olan ya da olmayan, çünkü bunu bilemeyebiliriz, her türlü mükellefle yaptığımız alışverişin belgesini mali müşavirimize ulaştırmak durumundayız. Ki BABS bildirimi doğru verilebilsin. Aylık olarak tüm evraklarımızın tam ve eksiksiz şekilde verilebilmesi çok önemli. Çünkü BABS bildirimlerinde bildirimin verildiği günden sonraki 10 gün içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmıyor. Fakat ondan sonra parasal olarak özel usulsüzlük cezaları uygulanmaya başlıyor. Ve olası uyumsuzlukları yakalamak gerçekten çok kolay. Yani siz bir mükellefe yaptığınız satışı iki faturada toplam 10.000 lira bu mükellefe satış yaptım diye bildiriyorsunuz. O mükellefte kendi BA formunda, alım formunda bu mükelleften iki faturada 10.000 lira aldım diye bildiriyor. Buradaki bir fark doğrudan vergi dairesi tarafından çok hızlı ve çok kolay bir şekilde anlaşılabiliyor. Zaten Maliye Bakanlığı'nca verilen seminerlere de katıldığımızda görüyoruz ki vergi incelemelerinin çok büyük bir kısmı BABS bildirgelerinden tetikleniyor. Yani vergi incelemesine sevk edilecek mükelleflerin seçiminde BABS bildirgeleri çok önem taşıyor. Mutlaka ve mutlaka mali evrakımızı, mali müşavirimize çok hızlı ve eksiksiz şekilde ulaştırmamız gerekiyor. Bir de aylık olarak çalışanlarımızla ilgili bazı yükümlülüklerimiz var. Bunlar ne? Çalışanlarımıza ödediğimiz maaşlarda sosyal güvenlik payları var. Bunu gerek işçiye düşen pay var, gerek işverene düşen pay var. Bunu aylık bildirgemizle beyan ederek ödememiz gerekiyor her ay. Bir de
çalışanlarımızın işe girişlerini ve işten çıkışlarını, işe girişini işe girdiği tarihten bir gün evvel, işe girişini ise işten çıkışı takip eden 10 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na elektronik ortamda bildirmemiz gerekiyor. Eğer bu bildirimleri fiziken siz yapmıyorsanız ve mali müşaviriniz tarafından yapılıyorsa da bu bilgilerin tam ve eksiksiz olarak mali müşavirinize ulaştığından mutlaka emin olun. Çünkü bununla ilgili de ciddi idari para cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Aynı şekilde çalışanlarınıza yaptığınız ödemeleri içeren listeleri, olası primi ve ikramiyeyi kesinlikle tam, hızlı ve eksiksiz olarak mali müşavirinize bildirmeniz gerekiyor ki yarın öbür gün gerek Sosyal Güvenlik Kurumu'yla gerekse çalışanla herhangi bir uyuşmazlık yaşamayın. Bununla birlikte muhasebe bilgi sisteminin iyi olmasını gerektiren bazı istatistiki bilgiler de isteniyor çeşitli devlet kurumları tarafından. Bunun da en başında TÜİK geliyor. İstatistik kurumu her yıl belirlediği mükelleflerden bazı anketleri doldurmasını istiyor ve bu anketler doldurulmadığında ve vaktinde ulaştırılmadığında bununla ilgili idari para cezaları uygulanabiliyor. Fakat anketlerin içeriğinde çok ayrıntılı ve detaylı bilgiler yer alabiliyor, istenebiliyor. Bunları sağlamak için muhasebe programınızın, şirketinizin içindeki belge akışının iyi olması gerçekten işlerinizi kolaylaştıracaktır. Bir de yabancı sermayeli bir şirketle ortaklık yapıldığında yabancı sermaye masasına, Maliye ve Hazine Bakanlığı'na bağlı bazı bildirgeler verilmesi gerekiyor. Takip eden yılın Mayıs ayına kadar sermaye arttırımları. Bir ay içerisinde bu tarz bilgilerin de genel olarak mali müşavirler aracılığıyla ilgili yerlere ulaştırılması önem arz ediyor. Ben slaytımı burada noktalıyorum. Noktalamadan evvel bir soru var ise almaktan memnuniyet duyarım hızlıca. Çok fazla süremiz kalmadı ama bir diğer de uyarım. Sonuçta biz bu eğitimde sizlere sadece vergisel yükümlülük hususunda bilinirlik kazandırmayı hedefledik. Kendi işlemlerinizi operasyonel olarak, istisnai olarak bazı gerekliliklerin olabileceğini düşünerek o an SMMM ve YMM'lerinize danışmanızı tavsiye etmekteyiz. Soru alabilirim. Şu an bakıyorum. Eğer bir sorumuz yok ise sizlere bir anket yönlendireceğim. Birkaç dakikanızı ayırarak anketi yanıtlamanızı sizlerden rica ediyorum. Şu an yönlendirdim. Eğer katılımcılarımız bu anketi doldurulabilirlerse sonraki eğitimlerde bize çok büyük bir katkıda bulunmuş olurlar. Bu arada bilgi vermeye de devam edeyim. Malumunuz olduğu üzere yıl sonu yaklaşıyor. Yıl sonu ile ilgili olarak gerek defter tasdikleri, gerekse e-deftere geçiş, muhasebe programı seçilmesi gibi hususlarda mali müşavirlerinizle hızlıca, çünkü süre daralıyor, bağlantıya geçmenizi tekrar tavsiye ediyorum. Ben internetim koptu bu arada. Ağzınıza sağlık Ömer Bey. Bir 30 saniye daha bekleyip çok teşekkür ederim. Anketi
sonlandıracağım. Ben de tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Ve sözü Ferhan Hanım'a bırakıyorum. Çok teşekkürler. Katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz bu hafta da bizimle birlikte oldukları için. Bir tekrarlamak isterim gelecek haftaki eğitimlerimizi. Yine girişimciler için teşviklerle devam ediyor olacağız gelecek hafta. Sonraki haftamızda da iş sahipleri için raporlama gereksinimleri olacak konumuz. Yine aynı linkten giriş yapabilirsiniz gelecek hafta Perşembe günü 14'te. Eğer anketimiz de bittiyse yavaş sonlandırabiliriz. Çok teşekkürler tekrar. Görüşmek üzere. Herkese iyi işler diliyoruz. Hoşça kalın. İyi çalışmalar, iyi günler.